Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Atatürk dönemi dış politikayla karşınızdayım. En son ilkeleri bitirdik. Bakalım Atatürk dönemi dış politika. Arkadaşlar şimdi burada üç başlık kullanacağız. Birincisi 1920-1923 yılları arası dış politika. Burayı anlattım size, hatırlayın. 1920-23 yılları arası, yani 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi, Kurtuluş Savaşı yılları. Bunu gördük sizinle. İlkemiz misak-ı milli, diğer bir ifadeyle tam bağımsızlık. Kurtuluş Savaşı'mızı yaptık, cepheleri yaptık, Mudanya'yı imzaladık. En son Lozan Antlaşması'nı imzaladık. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla 20-23 yıl arası dış politika dönemi bitti. Bu dönemde neler yaptığımızı biliyorsunuz, videolarımız da var. İkincisi 1923-1930 yılları arası dış politika. Arkadaşlar bu dönemde Lozan Antlaşması'ndan kalma sorunların çözüldüğü dönemdir. Tamam mı? Şimdi buradaki meseleyi şöyle görmekte fayda var. Biz Lozan Antlaşması'nı imzaladık. Musul hariç, Suriye sınırı hariç diğer sorunlar çözüldü, ama bazı sorunlar lehimize, bazı sorunlar aleyhimize çözüldü. Lozan'da aleyhimize çözülen ya da çözülemeyen sorunlar ileride yeniden gündeme geldi. 1923-30 yılları arasında biz bu dönemde bu sorunları çözmek için politika geliştirdik. Neler bunlar? Teker teker bakalım. Şimdi bir yabancı okullar sorunu var. Yabancı okullar sorunu. Bu sorun Fransa'yla. Musul sorunu var. Bu sorun İngiltere ile. Osmanlı borçları sorunu var. Bu sorun Fransa ile ve etapli yani yerleşik sorunu var. Bu sorun Yunanistan ile yaşandı. Tamam mı? Şimdi biz burada yabancı okullar meselesini ele alalım. Bir diyoruz, yabancı okullar sorunu. Arkadaşlar yabancı okullar sorunu Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında yaşandı. Ve Türkiye bunu bir iç sorun saydı. Olayı şöyle hatırlatayım. Tevhid-i Tedrisat hatırlıyorsunuz. Yabancı okullar Türk Devleti'ne bağlandı. Bu süreç içerisinde çıkarılan bir yasayla Maarif Teşkilat hakkında kanun, o süreç 25-26 düşünün tarihleri. Bu süreçte yabancı okulların Türk Milli Eğitim Kanunu'na göre hareket etmesi, milli müfredatın uygulanması kararı alındı. Yani yabancı okullar Milli Eğitim Bakanı'na bağlanmakla kalmadı, bizim yasalarımıza uymakla kalmadı. Bizim kültür derslerimizin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması kararı alındı ve bu okullarda misyonerlik faaliyetlerine son verildi. Şimdi hal böyleyken, yani Türk Milli Eğitiminin kanunlarına uyması, yabancı okulların Türk Milli Eğitiminin kanunlarına uyması, uymayan okulların ya da uymak istemeyen okulların bir an önce kapatılması kararı alınınca, buna Türkiye'deki Fransız okulları, Fransa'ya yabancı okullar karşı çıktı. Amerikan kolejleri, İngiliz kolejleri bunlar uyacaklarını söylediler, ama Fransız kolejleri Fransa'nın diretmesiyle uymayacaklarını söylediler. Biz de bu uymayan Fransız kolejlerini kapatmaya başladık. Burada Türkiye ile Fransa arasında bir sorun yaşandı. Uluslararası bir kriz ortaya çıktı. Fakat Türkiye bu konuda Fransa'yı hiçbir şekilde muhatap almadı. Dedi ki Lozan'da yabancı okullar Türkiye'ye bağlanmıştır. O zaman senin hani
şu düşer sana, orada çok enteresan bir cümle var, burada söylemek istemiyorum bunu, yani seni muhatap dahi almıyorum der. Bu okullar Türk devletine bağlandığına göre Lozan'da, o zaman Türk yasalarına göre de hareket etmek zorundadır. Eğer senin okulların bu yasalara uymuyorsa o zaman kapatırım der. Yani Fransa'yı bu konuda, yabancı okullar konusunda bu sorunu bir iç sorun saydığı için Türkiye Fransa'yı muhatap dahi almamıştır. Yani biz yabancı okullar sorunu Fransa devletiyle yaşadık ama bu sorun Milletler Cemiyeti'ne gitmiş ya da herhangi bir masaya oturulup Fransa ile görüşülmüş bir konu değildir. Bu bir iç sorun sayıldığı için Fransa bu konuda muhatap alınmamıştır ve yabancı okulların, bu kurallara uyan yabancı okulların varlığı devam etmiş, uymayanlar ise kapatılmıştır. O zaman Türkiye bu meselenin çözümünde egemen devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Yani iç işlerine müdahale edilmesine izin vermemiştir. Arkadaşlar, ikinci sorunumuz Musul sorunu. Musul sorunu, şuna ben 1925-1926 diyorum. Siz kanunu hatırladınız. Musul sorunu Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında yaşanmış bir sorundur ve bu sorun Milletler Cemiyeti'ne gitmiştir. Lozan'ı hatırlayın. Lozan'da çözüm yoktu Musul konusunda. Yani Musul sorun, diğer bir ifadeyle kastettiğim burada, biliyorsunuz ne demek istediğimi, Irak sınırı. Musul konusunda Lozan'da bir karar alındı. Yani denildi ki, karar şuydu: İki taraf 9 ay içinde sorunu çözsün. 9 ay içinde çözülmezse Milletler Cemiyeti olaya el koyar denilmişti. Böyle bir karar alındı. Yani Lozan'da Musul'la ilgili ya da işte Irak sınırı ile ilgili bir karar var ama çözüm yoktu. Hatırlayın, bunun yorumunu yapmıştım size. Arkadaşlar, 19 Mayıs 1924'te Haliç konferansı toplandı. Tamam mı? 19 Mayıs 1924 ne ya? 19 Mayıs 1924'te Haliç konferansı toplandı. Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında. Türkiye Cumhuriyeti adına Meclis Başkanı Ali Fethi Okyar katıldı Haliç konferansına. Musul sorununu görüşmek amacıyla böyle bir konferans toplandı İstanbul'da. Bizim adımıza Fethi Okyar katıldı bu konferansa. Musul sorunu tartışıldı. Fethi Okyar Musul sorunu tartışılırken şunu söyledi: Musul tarihi bir değer olarak Türk yurdudur. Geçmişi Türktür. Mondros mütarekesi. Mondros mütarekesi imzalandığı sırada Musul Türk topraklarındandı. Türk askerinin koruduğu topraklardandı. O yüzden Musul'un Türkiye'ye bırakılmasını talep ediyoruz der. Fethi Okyar'ın tezini İngiltere kabul etmez. Biz Musul'a misak-ı milli açısından bakıyoruz. İngiltere petrol açısından bakıyor. Bunu kabul etmeyince İngiltere, biz Musul'da referandum teklif ederiz. Deriz ki referandum yapalım. O zaman Türkiye'nin ikinci tezi burada referandum olur. Referandum yapılmasını teklif ederiz. İngiltere der ki bölge halkı Arap'tır. Arap olmasa bile cahildir. Bunlar referandumu bilmezler. Halk oylamasını bilmezler. O yüzden Türkiye'nin tezini İngiltere burada kabul etmez. Ve olay hiçbir sonuç alınmadan biter. Yani konferans dağılır. Bir sonuç çıkmaz. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Musul'a asker kaydırma kararı alır. Nedir o zaman bizdeki mesele? Savaş zaruri olmadıkça cinayettir. Bizde barış yol izlenir. Çözülmezse, eğer bu benim için hayati ise, ki Musul hayatidir, savaş kararı alınır. O yüzden Türkiye Musul'a asker çıkarma kararını alır. Türkiye'nin Musul'a asker çıkarma kararını aldığı günlerde Şeyh Said Nasturi, hatırlayın bunları, isyanları çıkar. Arkadaşlar, bu isyanlar süreci uzatır.
Yani bu isyanlar Türkiye'nin müdahalesini uzatır. Türkiye Musul konusunda çaresiz kalır bu isyanlardan dolayı. Ve olaya Milletler Cemiyeti el koyar. Milletler Cemiyeti olaya el koyar. Ve arkadaşlar, Brüksel çizgisi oluşturulur. Oluşturulur. Bu Brüksel çizgisi doğrultusunda 1926'da Ankara Antlaşması imzalanır. Bu antlaşma Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında, yani şöyle diyebiliriz, Türkiye Cumhuriyeti ile İngiliz mandasındaki Irak hükümeti arasında, cümlesi yanlış olur. Bu antlaşma Türkiye Cumhuriyeti ile Irak hükümeti adına İngiltere arasında imzalanır. Yani bu antlaşma Türkiye ile İngiltere arasında imzalanır. Ama İngiltere Irak hükümeti adına bu antlaşma imzalar. Ankara Antlaşması'yla Musul, Kerkük, Süleymaniye, İngiliz mandasındaki Irak hükümetine, Hakkari Türk hükümetine bırakılır. Bu birinci madde. Arkadaşlar, Musul petrol gelirlerinin %10'u Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılır. O zaman Ankara Antlaşması ile Musul sorunu Türkiye'nin aleyhine çözülmüştür. Musul sorunu Misak-ı Milliye'ye aykırı çözülmüştür. Olayı anladınız mı? Musul sorunu ilgili bu basamakları unutmuyoruz. Ankara Antlaşması ile Musul sorunu Türkiye'nin aleyhine çözülmüştür. Aleyhine çözülmesinde Şeyh Said isyanı çok önemlidir. Ve Milletler Cemiyeti burada hakkaniyetli bir karar almamıştır. İngiltere'yi korumuştur. O yüzden Türkiye bu kararından dolayı Milletler Cemiyeti'ne güvenini kaybetmiştir. O yüzden Türkiye Milletler Cemiyeti'ne girme gibi bir gayret içerisine girmemiştir. Milletler Cemiyeti'ne gireyim diye bir müracaatı da olmamıştır. Musul sorunu Türkiye'nin aleyhine haksız bir şekilde çözüldüğü için bu konu Türkiye ile İngiltere arasında siyasetin gerilmesine sebep olmuştur. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman Musul sorunun bu şekilde çözülmesi Türkiye'nin İngiltere ile olan ilişkilerini hayli germiştir. Bu süreçte 1925'te bu süreçte Türkiye Rusya'ya yakınlaşmıştır. Rusya ile saldırmazlık ve tarafsızlık antlaşması imzalamıştır. Bunun sebebi Musul konusunda İngiltere'nin Türkiye'ye oyun oynamasıdır. Bu konuda Milletler Cemiyeti'nin İngiltere yanlısı bir tavır sergilemesidir. Olayı anladık. Bunu unutmuyorsunuz. Bu önemli bir cümleydi. İkinci cümlem de şu. Sınır çizildi. Habur Nehri'nin kuzeyi, Dicle Nehri'nin güneyi sınırı çizdiler. Brüksel çizgisini çizdiler. Misak-ı Milli'den taviz verdi ki Cumhuriyet döneminde Misak-ı Milli'den verdiğimiz tek taviz budur arkadaşlar. İki taviz var normalde. Batum ve Musul. Batum Kurtuluş Savaşı yılları, Musul Cumhuriyet yıllarıdır. Burada Türkiye Musul petrol, aslında Musul petrol vergi gelirlerinin %10 der. Dığdığının dığdısı. Yani tavşanın suyunun suyu. Türkiye'nin para ihtiyacı olduğu için o yıllarda Türkiye bu hakkını 500 bin sterline İngiltere'ye satmıştır. Peşin olarak bu parasını da almıştır. Tamam mıdır? Musul'la ilgili tablo budur. Bu tabloyu unutmamanız gerekiyor. Musul'la ilgili soru çıkma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Nasıl bakmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekir. Şimdi geçiyorum hemen Osmanlı borçları meselesine. Şurayı sileyim. Şu tahtanın bu bölümünü sileyim. Üç, Osmanlı borçları meselesi. Arkadaşlar, şimdi ilk dış borç 1854
İngiltere'den alındı. İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya gibi devletlerden biz borç aldık. Arkadaşlar, Lozan'da bu devletlere olan borcumuz silindi. Yani aslında Lozan'da yenik devletler olan borcumuz silindi. Şu devletlerle borcumuz çok da yoktu. Asıl borcumuz Fransa'yaydı. Ve Lozan'da borçlar paylaştırıldı. Evet, borçlar paylaştırıldı. Şimdi o zaman borçlar paylaştırıldıysa duyunum ve otomatik olarak kalktı aslında. Tamam mı arkadaşlar? Türkiye 5 yıl borç ödemedi. Yani 1923'ten 1928 yılına kadar Türkiye herhangi bir borç ödemedi. Çünkü Lozan'da borçların taksitlendirilmesi ile ilgili herhangi bir karar yoktu. Lozan'da şöyle ödenir demedi. Sadece Türkiye'nin Fransa'ya şu kadar borcu var dedi. Ama şöyle ödenir demedi. O yüzden de Türkiye Cumhuriyet'in ilk 5 yılında rahat bir nefes almıştır. Bu açıdan baktığımız dolayı ödeme yapmadı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Adana, Mersin demir yollarına el koydu. Adana Mersin demir yolunu satın aldı. Adana Mersin demir yolu Fransız imtiyazındaydı. Bu olay Fransa'yı kızdırdı ve Fransa borçları istedi. Fransa borçları istedi. Dedi ki arkadaş bana borcunu öde dedi. Hatta bu borçların ödenmesi konusunda İsmet İnönü ile nasıl ödenmesi konusunda İsmet İnönü ile FETÖ-KYR arasında görüş ayrılığı da çıktı. SCF'nin doğuşu buna etkilidir. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar Fransa borçlarını istedi. Türkiye bu borçları tamam ödeyeyim ama nasıl ödeyeyim dedi. Fransa çok enteresan bir teklifte bulundu. Fransa'nın teklifte bulunduğu borcu bizim ödeyebilme imkanımız yok. Mümkün değil böyle bir borç. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti borçları 1928'de taksitlendirdi. O zaman biz bu sorunu Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında yaşandı bu borç, bu sorun. Biz bu sorunu Fransa ile yaşadık ve Milletler Cemiyeti'nin burada kararı var. Milletler Cemiyeti olaya el koydu ve Lozan'daki karara ek bir madde yaptı. Dedi ki Türkiye borçlarını şu şekilde ödeyecektir denildi. Yıllık 700 bin frank üzerinden taksitlendirdi bu borçları. Arkadaşlar yine bu cümleye dikkat. 1929'da dünya ekonomik bunalımı yaşandı. O yüzden Türkiye Milletler Cemiyeti'nin taksitlendirdiği bu borcu da ödeyemedi. Ve Hoover moratoryumu diye geçer. Yani Hoover planı vardır. Nedir bu Hoover planı? Borçların taksitlendirilmesi ile ilgili ya da ötelenmesi ile ilgili plandır. Türkiye bu moratoryumdan, Hoover planından yararlanmak istedi. Yararlandı da ve Türkiye 1932'de borcunu ödemeye başladı. O zaman Türkiye Fransa'ya olan borcunu 1932'de ödemeye başladı. 1954 yılında bu borçlar bitti. Demokrat Parti döneminde Fransa'ya olan borçlar tamamen kapatıldı. O zaman buradaki mantık şudur. Adana Mersin Demiryolu Lozan'da 5 yıl ödemedi. Milletler Cemiyeti taksitlendirdi. Dünya ekonomik bunalımı yüzünden ödemeyi yapamadık. Hoover moratoriumundan, planından yararlandık. Ödemeyi erteledik. 1932'de borcumuzu ödemeye başladık. Ve 1954'e kadar bu borçları ödedik. Anlaştık mı arkadaşlar? Borçlar bu. O zaman Türkiye bu sorunun çözümünde de Milletler Cemiyeti'ne müracaat etti. Ya da olay Milletler Cemiyeti'ne gitti. Bu Türkiye'nin barışçı politikadan yana olduğunu gösterir. Tamam mı? Şimdi geliyorum yerleşik sorunu, etaplı sorununa. Arkadaşlar
Dördüncü meselemiz bu. Nüfus mübadelesi. Nüfus mübadelesi. Yani diğer bir ifadeyle etapli sorunu. Etapli, birazdan anlayacaksın ne demek istediğimi, yerleşik sorun. Şimdi Lozan'a bakalım. Lozan'da alınan karar şuydu. Hatırlayın bunu. İstanbul Gökçeada, Bozcaada, Batı Trakya hariç, İstanbul, Gökçeada, Bozcaada, Batı Trakya hariç karşılıklı olarak yer değişecekti. Yani Türkiye'deki Rumlardan İstanbul, Gökçeada, Bozcaada'da yaşayanlar yerinde kalacak. Diğer Rumlar Yunanistan'a gidecek. Yunanistan'daki Türklerden Batı Trakya hariç Yunanistan'ın diğer topraklarında yaşayan Türkler de Türkiye'ye, Anadolu'ya gelecekti. Tamam mı? Şimdi konu bu. Arkadaşlar, birincisi şu: 1924 yılında bir patrik sorunu yaşadık. Patrik sorunu dediğimiz olay şu: Yunanistan Fener Rum patriğini Yunanistan'dan atadı. Hadi lan oradan dedik. Niye Yunanistan'dan atıyorsun? İstanbul'dan atayacaksın. Böyle bir kriz yaşandı. Yunanistan'a haddini bildirdik. Türkiye'deki Rumlardan patrik seçildi. Bu önemli bir şey. Birincisi bu. Arkadaşlar, ikincisi şu: yine 1924 ve 1925'lerde etapli krizi çıktı. Etapli krizi. Bu kriz şu demek. Arkadaşlar, kararı ben size şöyle okuyayım. Denildi ki İstanbul, Gökçeada, Bozcaada Türkleri hariç, Rumları hariç, Türkiye'de yaşayan diğer Rumlar Yunanistan'a gidecek. Batı Trakya hariç Yunanistan'da yaşayan diğer Türkler Anadolu'ya gelecek denilmişti. Ya arkadaş ya, biz bakıyoruz İstanbul'a, İstanbul'a bakıyoruz ya, İstanbul'da olması gerekenden daha çok Rum var. Yani atıyorum 500 bin Rum varken attım kafadan 800 bin Rum var. Lan nereden çıktı bu 300 bin? Yunanistan, arkadaşlar, ne yapmış biliyor musunuz? İstanbul'a daha çok Rum yığmış. İstanbul değişim dışı ya, daha çok Rum yığmış. Yani Anadolu'da yaşayan Rumların büyük bir kısmı İstanbul'a gitmiş. Nasıl olur böyle bir şey? Peki İstanbul değişim dışı? Peki Yunanistan neden İstanbul'a bu Rumları yığıyor? O zaman Yunanistan'ın derdi şu: ülkesine çok fazla Rum almak istemiyor. Bunun iki tane sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi, Yunanistan o kadar Rum'u alırsa ekonomisi iflas eder. Onlara barınak, ev, tarla, iş verecek. İki, Megalida'yı düşünüyor demektir. Megalida'yı, lan şeyine bakmadan derler ya, neyse söylemeyeyim onu. Megalida'yı düşünüyorsun sen. Türkiye buna itiraz eder. Der ki arkadaş, bu kadar Rum yoktu İstanbul'da. Tarih geçmişten bugüne kadar İstanbul'da yaşayan Rumlar kalacak. Sonradan gelenler de göç edecekler. Bunun üzerine Yunanistan Batı Trakya'da yaşayan Türklerin mallarına el koyar. Diğer gidecek Türklerin mallarına da el koyar. Yani göç edeceklerin mallarına da el koyar. Satmalarına izin vermez. Bunun üzerine Türkiye'de, arkadaşlar, Türkiye'deki Rumların mallarını hem mübadele edecek hem etmeyeceklerin mallarını el koyar. Madem öyle der, gel böyle. Olay krize dönüşür. Bizim bir şeyimiz vardır arkadaşlar. Felsefemiz vardır. Demin söyledim birinci saatte onu, bir önceki saatte. Savaş, bir önceki konuda savaş, zaruri olmadıkça cinayettir. Doğru mu? Aa işte kaşınıyor. Bunun üzerine Atatürk Yunanistan'a der ki, o zaman haddini bildirir sana. Sen kaşındın der. Yunanistan'a savaş kararı alır. Yusuf tabii Yunanistan. Bunun üzerine Yunanistan, arkadaşlar, bizimle anlaşma masasına oturur. 10 Haziran boğazım tıkandı. 10 Haziran 1930'da Türk, Yunan dostluk antlaşması imzalanır. 10 Haziran 1930'da imzalanan Türk-Yunan dostluk antlaşmasıyla
etapli sorunu çözülür. İstanbul'a sonradan gelen Rumlar da mübadeleye tabi tutulur. Hatta bu olay üzerine Yunan Başbakanı Venizelos İsmet İnönü'yü ziyarete gelir. Türk Başbakanını ziyarete gelir. İsmet İnönü'nde iadeyi ziyaret yapar. Atina'ya giderek Venizelos'u ziyaret eder. Hatta büyük dostluklar kavgayla başlar. Hatta 1932'de Yunanistan Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'nin alınmasını teklif eder. Kanun olarak değil, şifaen. Türkiye'yi de alalım der. Hatta Atatürk'ü 1934'te Nobel'e aday gösterir. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterir. Hatta devamında Balkan Antantı yapılır. Bu olmasaydı bunların hiçbirisi olmayacaktı. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani o zaman bu sorunun çözülmesi bizim dış politikamız adına önemlidir. Önemli bir sorundur. O zaman Atatürk döneminde ben Yunanistan'da hangi sorunu yaşamışım? Etapli nüfus mübadelesi sorununu yaşamışım. İlerleyen yıllarda Demokrat Parti'nin de Kıbrıs sorununu, biraz daha ilerleyen yıllarda Egedaları, Tasanlı, Fırhattı, Egedalarının silahsızlandırılması sorununu da yaşayacağız. O zaman biz nüfus mübadelesi sorunu, Kıbrıs sorunu, Fırhatlı sorunu, Egedalarının silahsızlandırılması sorunu, Lozan'ı ihlal etti, kıta sahanlı sorununu Yunanistan'la yaşayacağım. Ayrıca Atatürk döneminde İtalya'yla da Egedaları sorununu yaşayacağım. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki nüfus mübadelesi deyince de aklımıza bu gelecek. Tamam mıdır? Kavradık mı? Gayet güzel. Tahtamızı temizleyip ikinci bölümde devam edeceğiz. 5 dakika Allah'a.